Gaziantep Bisikletçiler Derneği'nden merhabalar. Bugünkü videomuzda size marşa boşluğunun nasıl tespit edildiğini göstereceğiz. Şimdi bisiklet satın almak istiyorsunuz. Genelde komponentlerini inceliyorsunuz. İşte dişli taşınma var mı, zincirli taşınma var mı, kadroda kırık, çatlak veya benzer şeyler, sıkıntılar yaşanıyor mu kontrol ettikten sonra tabii ki en önemli konulardan biri marşamızda boşluk var mı, bunu kontrol etmek istiyoruz. Peki bunu nasıl yaparız? Şimdi öncelikle genel olarak ön düzende boşluk var mı onu kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yaparız? Ön freni tutuyoruz. Ön fren tuttuktan sonra direksiyonu ileri geri olarak sallıyoruz. Salladığımız zaman boşluk yok ise zaten ön düzende problem yok demek. Maşada da boşluk yok demektir. Fakat boşluk varsa bu boşluk Furt takımından mı kaynaklanıyor veya amortisörden mi kaynaklanıyor? Bunu incelemek için ne yapmamız gerekiyor? Şimdi bir elimizle ön freni tutarak diğer elimizi Furt bölümünün olduğu aşağı veya yukarı bölüme ne yapıyoruz? Tutunuyoruz. Şimdi freni tutup salladığımız zaman diğer elimizle de şuradan tuttuğumuz zaman zaten elimizle hissederiz. Eğer bir boşluk varsa Furt parçaları sallanır. Veya eğer bir boşluk varsa maşayla kadronun alın çatısının aşağısındaki bölüm birbirinden bağımsız olarak hareket ettiği için zaten boşluk olduğunu anlarsınız. Şimdi maşada nasıl boşluk olup olmadığını anlamak istiyoruz derseniz yine de ön fren tutuyoruz. Daha sonra diğer elimizle de şu ortaya parmağımızı koyuyoruz. Fren tuttuğumuz zaman, bunu salladığımız zaman eğer bu mesafe kısalıp ve uzuyorsa parmağınıza basınç uygulayacak. Ve eğer basınç uyguluyorsa yani şu mesafe kısalıp uzuyorsa yani maşada boşluk var demektir. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Umarım faydalı olmuştur. Sevgiler.